Bizim bu bölgede deminden de bahsettiğim gibi buğday ve arpa tarımı yapıyoruz. Dönüme kıraç olduğu için arazimiz, dönüm ortalama yağmurların iyi olduğunda 300 kilogram, iyi olmadığı yılda işte 100-200 kilogram arasında buğday yapıyoruz. Zaten dönüme yaptığımız bizim masrafımızda, ortalama masrafımızda 80 lirayla 100 lira arasında bir masrafımız oluyor. Buğdayın kilogramı Harman'da, borsada, Sungurlu borsasında 380 lirayla 420 arasında yaptı. Ofis alım yaptığı için de ofiste de 420 lirayla 460 lira arasında bir buğday verimi oldu. Alım oldu. Onun için de buğday tarımı yaptığımız için de Sungurlumuz ve köyleri aşırı göç veriyor. Bugün Ankara'ya gittiğin zaman nerelisin dendiğinde Çorumluyum diyor. Neresinden dendiğinde neresinden diye sorulduğunda ise işte Sungurluyum diyor. 1897 yılında, bundan tam 113 sene önce, evet dikkatinizi çekerek söylüyorum, 113 sene önce 1897 yılında Sungurlumuzun nüfusu köyleriyle birlikte 67 binmiş. Bu Osmanlı arşivlerinde aşikar. İnanmayan arşivlere girer, bakar, öğrenir. Osmanlı arşivlerinde, tahrir defterlerinde baktığımız zaman 1897 yılında 67 bin nüfus olan, aradan 113 sene geçiyor. Deprem olmamış, savaşlar olmamış, kıtlık olmamış. Bu göç niye olmuş? Katma değeri üretim yapamadığımızdan olmuş ve nüfusumuz, köy belediyeleri olmasa dışarıdan da köy belediyelerinin nüfusunu arttırmak için insanlar otobüslerle İstanbul'dan, Ankara'dan taşınmasa, bizim şu andaki nüfusumuz köylerle birlikte 50 binin ya altındadır ya da birazcık üstündedir. Yani bu tahmini bir şey değil, bu doğru olan bir şey. İnsanlara buradan sesleniyorum. Büyüklerimize, siyasilerimize, ileri gelenlerimize seslendiğim olay şudur. Bu gemi, Sungurlu büyük bir gemi, köyleriyle birlikte bu gemi batıyor. Bu gemi batarken bizler belki günümüzü kurtarabiliriz ama bundan sonraki gelecek evlatlarımız bu batık gemide batıp gidecekler. Bu topraklar bizi neden doyurmuyor? Daha önceki verimli bir toprak olan bu toprağımız neden doyurmuyor? Çünkü babadan, dededen kalma klasik usulde tarım yapılıyor hala burada. İşte bir budakozi çayımız var. Tabi buradan görükmüyor da ileride güldür güldür suyumuz boş akıyor. Hiçbir gölet yok. Bugün Alacı'ya gidin, göleti vardır. Meclisine gidin, göleti vardır. İskilip'e gidin, barajı vardır. Bizim Sungurlu en büyük ülkesi diye övünürüz. 1866 yılında Sungurlumuz belediyelik olmuş Çorum köyüken, 1867'de Sungurlu belediyelik olmuş Kayseri köyüken, biz hala şimdi köy olduk. Onlar büyük büyük vilayet oldu. İhracata yönelik katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Ben de bu mahsus talihi karınca kaderince içerim sızlayaraktan seyretmek işime gelmedi. Ben işte falanca filanca niye şunu yapmadı, bunu yapmadı diye eleştirmiyorum. Ben burada yaşıyorsam, bu vatanın evladıysam, bu memleketi seviyorsam ve bu memleketin sevdalıysam buradan haykırıyorum ki ben bu modern meyvacılıkta paranın olduğunu, katma değerin binlerce insana iş, aş olacağına inandığım için bugün Isparta'da Eyüpler köyüne gittim. 2800 dönüm yerde damlama usulüyle modern elmacılık yapılıyor. Bu köyümüzde, Isparta Eyüpler köyünde. Bursa'nın Agaköy isminde bir köyü var. Armut'tan ihracat yapıyor. Yıllık girdileri milyon dolarlarla ölçülüyor. Benim köyümde bırak üretim yapmayı, devletten kömür yardımıyla, şununla bununla geçinmeye çalışıyor bu insanlar. Ha, kapılarında traktörleri var, kinamazı salacak paraları yok. Çünkü ürettikleri ürün para etmiyor. Ben burada bu mahpus tarihi Sungurlu'nun gidişini değiştirmek için 2007 yılı, 2008 yılında Sayın Hicid Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu buradan doçent doktor Muharrem Tuna Bey'in
eski müdürümüz Sungurlu, onun çok desteklerini ve teşviklerini gördüm. Allah razı olsun. Önceki giden müdürümüz, kaymakamımız Osman Bilgin Gürsoy beyefendinin çok himaye desteklerini gördüm. Şimdiki buradan diğer siyasilerimize sesleniyorum. Milletvekilime sesleniyorum. Ben para pul istemiyorum. Bana maddi manevi destek olacak insanlar istiyorum. Benim bir sulama projem var. Buradan haykırıyorum. Sulama projem var. Burada da 70 bin dönüm arazi var. 7 bin değil. 70 dönüm değil. 70 bin dönüm araziyi modern damlama sulama Türkiye'de ve dünyada tek havuz ölçekli bir proje olan bu projeyi başarmak istiyorum. Ve burada bacasız fabrika kurmak istiyorum. İhracata yönelik. Bana sadece sulama işinde bürokratik engelleri kaldırsınlar. Sayın Başbakanımızın dediği gibi faizsiz kredilerimizin önünü açsınlar. Bana bürokratik engel çıkarmasınlar. Devlet su işlerinden bir kuyu ruhsatı 8 ayda geliyor. Ben nasıl iş yapacağım? Tekten bir elektrik trafam 4-5 ayda çıkmıyor. Ben nasıl iş yapacağım? Fidanın zamanı geldi. Fidan dikeceğim. Kafama bahçe yapacağım. Bu tarla 4 dönüm. Bu görünen tarla ancak 5 dönümünü çevirdim. Çünkü suyum yok. Bu arada köyün terkozumdan aldım. Rica ederekten muhtarından, ağzasından, komşularından hepsinden Allah razı olsun. Anlaştı insanlar köyümüzün halkı. Yeter ki sen başarılı ol. Sen başarılı olursan bizler de senin sayende bir şeylere muhakkak olurum dediler. Bana böyle destekler oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada 1897 yılında bundan tam 113 sene önce Sungurlu'nun nüfusu 68 bin, 67 binden tahrir defterlerinde böyle yazıyor. Ben kafamdan uydurmuyorum. Şimdiki bu nüfus nereye gitmiş? Sungurlu bitiyor. Herkes bakıyor. Aynı Kutaközü'nden su aktığı gibi. Şimdi su dolu dolu akar. Kimse baraj, bent, gölet yapmaz. Su bittikten sonra da yağmur duvasına çıkarık. Allah'ım yağdır Mevlam su. Ya tembel adam Allah ne yapacak? Tembel adamı Allah hiçbir şey yapmayacak. Allah